Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef endişe verici bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yaşanan son dakika gelişmesine göre ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tatlıses acilen ameliyata alındı. Yaşanan son dakika gelişmesine göre ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İbrahim Tatlıses acilen ameliyata alındı. Önceki dönem lerde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle eski sağlığına kavuşamayan İbrahim Tatlıses apar topar hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği rahatsızlıklardan sonra ağır ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yine hastanelik olmuştu. Uzun yıllar önce uğradığı silahlı saldırıdan sonra ciddi boyutta sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra İbo Show ile Star TV ekranlarına geri dönüş yapmıştı. Beklenmedik bir şekilde rahatsızlanan ve acilen hastane kaldırılan İbrahim Tatlıses sevenlerini ve ailesini korkuttu. Tatlı sesin damar tıkanıklığı sebebiyle geçen hafta ameliyat masasını yaptığı ve tıkalı olan damarlarının açıldığı bildirildi. Uğradığı saldırının etkileri devam ederken sanatçı Star TV ekranlarındaki show programına devam ediyor. Hayranların üzerine İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil bir operasyon geçiren ünlü sanatçının tıkalı damarları için stent takıldı. Gizli bir şekilde gerçekleştirilen operasyondan sonra ise İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu iyi olduğu ifade edildi. Genç sevgilisi İbrahim Tatlıses'e Bir An Olsun yalnız bırakmadı. Ünlü türkücü kendisinden tam 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile beraber yaşıyor. Karakaya Tatlıses'in Bir An Olsun yanından ayrılmıyor. İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011'de İboşo programının çekimlerine katıldıktan sonra evine dönerken asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da 5 kişinin silahlı saldırısına uğramış ve başının sağ tarafından vurularak ağır bir şekilde yaralanmıştı. Saldırıda asistanı Çakıcı da ciddi anlamda yaralanmıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.